Recep Gürkan adayı ben değilim. Recep Gürkan'ın desteklediği aday benim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde işleyen kongre takvimi 9 Şubat'ta yapılacak il kongresiyle tamamlanacak. CHP'nin iki dönemdir Edirne'de il başkanlığını yapan Fevzi Pekcanlı da 3. döneme hazırlanıyor. Şu an süreç ilçelerde tamamlandı. Doğal olarak da il kongresine geldi. Daha sonra da 28-29 Mart'ta kurultayda bu işi noktalayacağız hayırlısıyla. Sıkıntısız bir kongre atlattığımız için çok mutluyum. İnşallah il kongresinde böyle dostluk kardeşlik içinde atlatırız. Pekcanlı kendisini ziyaret eden basın mensuplarına yaptığı açıklamada 9 Şubat'ta CHP'nin 37. olağan kongresini gerçekleştireceklerini söyledi. Üçüncü kez aday olduğunu söyleyen Pekcanlı, ben hiçbir zaman yarışmadan gelmedim diyerek önümüzdeki hafta adaylığını ilan edeceğini kaydetti. Bu süreçte sizin de birazdan soracağınız gibi adayların çıkması normaldir. Bir yarışın olması normaldir. Ben zaten hiç yarışmadan gelmedim. Bütün herkese, yol arkadaşlarımıza, biz onları rakiplerimiz olarak da asla görmüyoruz. Hepimiz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Bu tüzük kuralları çerçevesinde herkesin o kıstaslarda aday olma hakkı vardı. Hayırlısıyla 9 Şubat'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nde Edirne ayağında finalini yapacağız. Önümüzdeki pazar günü, bu pazar değil bir dahaki pazar günü. Keyifli bir süreç geçiyor. Ben alışık olduğum bir tablo. Üçüncü defa adayım. Adaylığımı da önümüzdeki hafta önce fırsat kaldı. Açıklayacağız. Bütün oluşumlar bir yan yana gelsin. Ondan sonra önümüzdeki hafta kısmetse açıklayacağız. Pekcanlı, il başkanlığı adaylığı için delegelerin %10'unun imzasının alınması gerektiğini kaydetti. Bir başvuruyla falan olmuyor bize. Başvuru sadece kongre başladığı zaman ben dahil. Bizim tüzüğümüz şunu emrediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde il veya ilçe başkanlığına aday olabilmek için veya genel başkanlığa aday olabilmek için mevcut delegasyonu yani Edirne ilinde bulunan 488 seçilmiş delege, 32 doğal delegeli beraber 520 delege, bunun da %10'u olan 52 delegenin imzasını almanız gerekiyor aday olabilmeniz için. 52 rakamı ciddi bir rakam. Çünkü şöyle söyleyeyim, niye böyle %10'luk bir tüzükte şart koymuşlar? Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongreleri bu %10'luk şart konmasa kongreler bitmek bilmez, herkes aday olur. Falan. Yani biraz da işin ciddiyetini ortaya koymak için %10'luk. Yoksa bazı arkadaşlar var. Yani herkes konuşuyor ama önemli olan divanda bizim divan başkanımız aksilik olmazsa genel başkan yardımcımız Faik Öztürk olacak. Yani Faik Öztürk'ün önüne mevcut delegasyonun %10'unun imzasını koymak önemli. O zaman aday olabiliyorsunuz. Açıklamayla da aday olunmuyor. Ama ben açıklamamı önümüzdeki hafta uygun bir günde yapacağım. Bu işin gidişatında açıklama yapmak da var. Hayırlısıyla sıkıntısız bir süreç geçiyoruz. Hepsi bizim partilimiz. Ben kimseyi ötekileştirmeyle ilgili herhangi bu süreçte kimse benden böyle bir açıklama duymayacak. Üçüncü döneme adayız. Daha büyük şeylere hedefliyoruz. Diğer arkadaşlarımız da bu partinin kıymetli insanları. Yani yarış olursa eğer keyifli bir yarış olacak. Ben bütün Edirnelileri 9 Şubat'ta Margi Otel'deki kongremize bekliyorum. Pekcanlı daha önce iki defa il başkanlığı yarışında olduğunu söyleyerek ilçe başkanları ve örgütlerle hiçbir sıkıntısının olmadığının altını çizdi. Ben bu yarışın içinde daha önce iki defa oldum. Neyi ne zaman yapacağımı, hangi ilçeyle ne zaman görüşeceğimi iyi bilirim. Benim ilçe başkanlarımla veya örgütlerimizle hiçbir sıkıntım yok. Yani herkes elini vicdanına koyacak. Ben gittim. Bu süreçte son bir haftadır seçilmiş ilçe başkanlığımızı, ilçe yönetimlerimizi, oradaki delegelerimizi ziyaret ettim. Süreçle alakalı hiçbir sıkıntı yaşamadım. Yani 9 ilçemiz var. Yani bir yerde bir aday daha güçlü olur, diğer yerde öteki aday güçlü olur. Bu normal siyasetin içinde olan şeyler. Önümüzdeki hafta görecek herkes kim hangi ilçeden daha kuvvetli çıktı.